Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim. Ve biveçhil kerim. Ve sultanihil kadim. Min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihi'l-mukaddimîne alâ'l-hayri ve'l-asîran. İlemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kulli dalatin finnar. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal İza aveyte ila firâşike kul bismike Allahümme vadatu cembi tahhirli kalbi ve tayyib kesbi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimize ervah için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza bayata, bir şey satın aldığın zaman ey Hibban bin Munkiz fakul, şöyle söyle: la hilabete, aldatmaca yok, hile yapmak yok de, sonra alışverişini yap. Tümme ente bil hıyar, eğer böyle söyledikten sonra sen yine seni aldatırlarsa, aldanmışsan, aldanırsan sonuçta muhayyersin. Yani şart muhayyerliği, ayıp muhayyerliği, aldanma muhayyerliği nedeniyle istersen satın aldığın şeyi satın aldığın şekilde o fiyatla kabul edersin, istersen paranı alır malı geri verirsin, buna muhayyerlik derler. Evet, şimdi İslam hukukunda ticaret en önemli kesp, kazanma yollarından birisidir. Rızkın onda dokuzu ticarettedir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri Bakara suresinde, Nisa suresinde: ya eyyühellezine amenu, ey müminler, la te'kulû emvâleküm beyneküm bil bâtılî, mallarınızı aranızda batıl yollarla, haksız ve haram yollarla, aldatma ve dalavereyle alıp vererek yemeyin. Alışverişte birbirinizi aldatmayın, haksızlık etmeyin. Ya illa en tekune ticareten en taradın minkum, ancak aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla yiyin. Burada mal alım satmada esas olan akit olması gerektiği, alışverişin rızaya dayanması demek, rıza ile olan şekilde yiyin demek, aranızda akit yapın, ona göre, akde göre, irade beyanlarınıza göre, anlaşmanıza göre mal alıp satın demektir. İslam hukukunda, İslam dininde bir akdin Kur'an'a uygun
olabilmesi için, meşru olabilmesi için şunlar gereklidir. Bir, icap ve kabul. Bu bardağı ben satıyorum. Mağazamda bardak, cam eşya satıyorum. Bunun adam fiyatını sordu. Mesela 1 lira dedim. O da peki aldım 1 liraya aldım der. Ben de 1 liraya sana sattım derse aldım sattım. Evet. Yani benim satma irademi karşı tarafın alma iradesini kesin olarak ifade eden bir beyan. Aldım, sattım. Mesela alacağım, satacağım kesin değildir. Geleceğe muzaaf bir şeydir. Vaat olabilir. Akit oluşmaz. İradenin kesin olarak ortaya konması lazım. Aldım, sattım. Alıyorum, satıyorum. Yan delillerle beraber, niyetimizle beraber caiz olabilir. Ama aldım, sattım bu sözle beraber geçerlidir. Yeni bir delil aramaya gerek yoktur. Böyle alıp satarken kesin ifadeler kullanılmalı. Tabii irade beyanı, alma satma isteği, iradesini açıklama ancak yetkili ehil kimselerden olabilir. Delinin iradesi yoktur, aklı yoktur. Onun için deliyle alışveriş sahih olmaz, meşru olmaz. Çocuğun henüz iradesi teşekkül etmemiş küçük çocukların irade beyanı geçerli değildir. Mümeyyiz çocuğun irade beyanı velisinin onayıyla, icazetiyle geçerli olabilir. Böyle buluğa ermiş, reşit olmuş, deli olmayan, iradesi muhtel olmayan, mesela tabancayı dayamış, zorluyor. Bu bardağı 1 liraya alacaksın. Yoksa öldürürüm. Buna ikrah derler. İkrah mülci. Kesin iradeyi bozan zorlama. Eğer bunu almazsan bak sonra seni şöyle asarım keserim. Bu olmaz. Ciddi halen olabilecek bir tehdit olması lazım. Böyle iradenin geçersiz olması için böyle zorlama olmayacak, deli olmayacak, adamın saflığı olmayacak. İşte burada olduğu gibi adam saf, arıza geçirmiş beyninden harpte. Peygamberimiz ona mahsus aldatmacı yok de, yani karşıdaki araf adama bunu söyle ki adamı uyar. Bu ona mahsus bir şey. Biz tabii normal insanlara göre kuralları söyleyeceğiz. Böyle iradenin muhtel olmaması, arızalı olmaması lazım. Ayan beyan malı alacağını kendi isteğiyle zor altında kalmaksızın, aldatılmaksızın ortaya konması lazım. İşte kabni fahiş, adam almazsa olmaz. Almak zorunda. Karşı taraf bunu biliyor. Onun sıkıntısından istifade ederek veya bilmiyor adam saflığından istifade ederek aşırı aldatma yoluyla mal alıp satma, bunlar fasit akitlerdir. Bilahare bu öğrenilince akdi bozabilir. Onun için icap ve kabul ehil kimselerin, özürlü olmayan kimselerin, yetkili kimselerin yaptığı tekliflerle alışveriş olması lazım. Malın alımı satımı konusunda ilk teklife icap denir. Buna karşılık uygun teklife de kabul denir. İcap ve kabul birbirine uyuştuğu anda alışveriş tamamdır. Yazılı olması şart değildir. Yazılı olması tavsiyedir. Daha güzel olur. Yarın fiyat konusunda, diğer konularda ihtilaf olduğu zaman delil, yazılı delil mahkemede Kur'an-ı Kerim'e göre, tabii ben din açısından hep arz ediyorum bunları. Kur'an-ı Kerim'de fektübuhu yazın diyor. Ama yazı şart değildir. Yazı değil, irade beyanı şarttır. Unsuru bu irade beyanıdır. Bunu yazarsanız
iyi olur, güzel olur. İhtilafa karşı garanti belgesi almış olursunuz. Evet, böyle icap ve kabul birbirine uygun. İcap ve kabul. İkincisi, satıcı ve alıcı icap ve kabule ehil olmalı. Arz ettiğim gibi delinin, küçük çocuğun irade beyanları geçersiz olduğundan bunlarla alışveriş yapan adamın akdi sahih değildir. Satılan şey bilinmeli. Mebi derler buna. Mesela sürüden bir koyunu kaça satacaksın? Koyun var, koyun var. Birisi var 40 kilo, birisi var 20 kilo, birisi var 30 kilo. Hangisi? Körü var, topalı var. Hangisi? Belli değil. Malın bilinmesi lazım. Süründen bir koyun olmaz. Malın kendisi bilinmeli. Miktarı bilinmeli. Niteliği bilinmeli. Evet. Mal, satılan mal dinimize göre murdar, pis olmamalı. Alışverişin sahih olması için. Mesela İslam dininde domuz alım satımı caiz değildir. Çünkü domuz Kur'an-ı Kerim'e göre pistir. Domuzu gayrimüslim ülkelere, gayrimüslimlere, çünkü onların usullerinde, dini usullerinde domuz yeniyor. Onların kendi usullerinde caiz olan gayrimüslim ülkelerine ihraç edebilirsiniz. Onlara satabilirsiniz ama bir Müslümana nerede olursa olsun domuz satamazsınız. Domuz mal değildir. Değerli mal değildir Müslümana karşı. Değerli mal olmayınca aldığınız para karşılıksız olmuş olur. Ondan dolayı domuz satılmaz, alınmaz. İçki de böyledir. Kur'an-ı Kerim'e göre içki de kıymetli mal değildir. Ama yine arz ettiğim gibi gayrimüslim ülkelerde şarap içmek, içki içmek usullerine göre caiz olduğu için onlara ihraç edebilirsiniz. Fransa'da papazlar da içiyor. Gördük. Başka yerlerde de içiyor. Hatta o kadar çok içmiş bir keresinde çocuklar onunla sokakta gırgır geçiyorlardı. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olmuş papaz. Bizde onlar yok. Onların usulünde var. Evet, onlara şarap ihraç edebilirsiniz. İhraç. Ama bizim bir Müslümana asla içki satamazsınız. Çünkü kıymetli mal olmadığı için aldığınız para karşılıksız olur, haram olur. Haram olur. Gene bunun gibi akmış kan alınıp satılmaz. Akmış kan. Neden akmış kan diyorum? Hayvan kesiyorsunuz. Hayvanın etinin arasında kan zarar etmez. O en iyi etin içinde kalmış. Zaten kesince akıyor, akacağı kadar da. Ondan sonra bir kısmı da etin içinde kalabilir. Eti alıp satabilirsiniz. Ama akmış kanı şişeye koyup da protein bakımından zengindir filan diye alıp satamazsınız. Yani normal akmış kanı, hayvanın kanını da satamazsınız. İnsan kanını hiç satamazsınız. Çünkü hür insan mal değildir. Parçası da mal değildir. Onun için kan bağışı iyidir, sünnettir. Kan aldırmak sevaptır. Kan bağışlayın, bir başkasına canını kurtarır. Tabii takdir neyse olur da siz vesile olabilirsiniz. Yaşayacak adama vesile olabilirsiniz. Ölecekse zaten 100 şişe kan versen de ölür adam da. Olsun, biz ne zaman kimin nasıl öleceğini bilemediğimiz için tedaviye koşturacağız. Kan istiyorlar, verebilirsiniz. Sevaba girersiniz. Ama parayla satamazsınız. Para istemeyeceksiniz. Verdiniz, para istemiyorsunuz. Adam kendiliğinden hediye olarak verirse onu bilmem. Ama kanı veriyorum, bak sen de beni gözet gibi işarelerde bulunmayacaksınız. Tamamen hak eden hasbi olarak vereceksiniz. Bu sevaptır. Kan, akmış kan alıp satılmaz. Ölü, kesilmemiş hayvanın, balık hariç, çekirge hariç, eti alıp satılmaz. Balık kesilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bana iki ölü, iki kan istisna edildi. Diğer ölüler haram kılındı. Hurrimet aleyküm.
size haram kılındı. Hurrimet meytetü ve demü ve lahmül hınzir. Kur'an'da ayet bu söylediklerim oradan çıkıyor. Evet, içki, domuz eti, akmış kan haram kılındı, ölü eti haram kılındı ayetinden diyor ki Resulullah Efendimiz, balık hariç, balık kesmeden yenir. Yakalarsın, onu yakalamak, kesmek yerine geçer. Çekirgede, efendim çekirge yenir mi? Çekirge yenir. Hadiste öyle. Türkiye'deki çekirgeler küçücük oluyor. Bunun neresi yenecek dersiniz siz. Ama çöl çekirgesi var. Bizim serçe kuşu kadar var. Bayağı besili, tertemiz, pırıl pırıl. Pekala yenir. Türkiye'deki de yenir. Başka ülkelerdeki de yenir. Çünkü çekirge ot yer. Temizdir. Hepsini birleştirirsiniz. Proteinse dert. Hepsini toz edersiniz. Veya bir mama yaparsınız. Faydalı olur. Üstelik bir de çekirge afattır. Mahsuller harap eder. Çekirge yerseniz bu afatı da önlemiş olursunuz. Ama illa ye değil. Miden almıyorsa yemezsin. Yenebilir. Balık da yenebilir. Balık cinsi yenebilir. Hanefi mezhebine göre arz ediyorum. Balık cinsi olmayan istakoz, istiridye, midye, salyangoz, canavar cinsinden köpek balığı vesaire. Bunlar yenmez. Balık bizim bildiğimiz bu piyasada satılan o temiz görüldüğü zaman fark ediyor zaten. İğrenç değil, görünümü çok güzel. Temiz olduğu belli. Bu balıklar, balık cinsi, canavar olmamak kaydıyla yenebilir kesmeden. Evet, bu iki ölü diyor kesmeden. Bir de iki kan, ne o iki kan? Dalak yenir, dal kalak, dalak kandır. Karaciğerde kandır. Karaciğerle dalak kan olmasına rağmen akmış kan yenmez demiştik. Bu ikisi istisna. Dalak yenebilir, karaciğer yenebilir. Evet, akmış kan alınıp satılmaz. Ölü eti, kesilmemiş hayvanın eti İslam'a göre, dinimize göre arz ediyorum. Kan çok kıymetli protein bakımından diye bazı ülkelerde kanını akıtmıyorlar. Kalorisinden yararlanmak için omuriliğine bir şey batırmak suretiyle hayvanı öldürüyorlar. Dinimizde Müslüman olanlar leştir yenmez. Kesilmesi lazım. Kesilmesi, kanının akması lazım. Kesilmiş olması için de atar damar, toplar damar, nefes borusu, yemek borusu, 4 taneden 3'ü kesilmesi lazım. Böyle 3'ü kesilmediği zaman gene murdar olur. Yani kurban dolayısıyla da aynı usuller, başka zamanda da aynı usuller. Evet, Allah insanı eşref-i mahlukat, yaratıkların en şereflisi yaratmıştır. Değil hayvanları, kainatı insana müzakhar, emrine amade kılmıştır. Hani hayvanseverler itiraz ediyorlar bu laflarımıza da, kanıs hayvan hoca filan diye. Biz İslam dininin hükümlerini arz ediyoruz. İnançlar, fikirlere bir şey demeyiz. Biz Müslümanlara arz ediyoruz, hükümleri arz ediyoruz. Kabul etmek isteyenlere, uygulamak isteyenlere söylüyoruz. Bize kızmak yok, biz elçiyiz. Evet, böyle telefonla veya mektupla kızmaya gerek yok. Biz Müslümanlara hitap ediyoruz, kabul edenlere. Evet, kurban dolayısıyla bunlar konu oluyor. Kurban dışında da yiyorsun sen, et yiyorsun. Ona bir şey demiyor da kurban diyor, canavarlık değil mi? Hayır. Allah insana yeryüzünü müsahhar kılmıştır. Güneşi de kullanırız, biz emrimizdedir. Ayı da kullanırız, kullanabilirsek. Kullanın demektir bu. Amerikalı çalışıyor, senden evvel gitti. Senin gitmen lazımdı aslında. İslam herkesin önünde olması lazım. Kur'an'a göre böyle. Ümmeten vasatan diyor. Örnek ümmet olacağız biz Müslümanlar. Bizim gitmemiz lazımdı. Yani biz namaz abdest sorusundan başka bir de bu soruyu cevaplandıracağız yarın. Neden inanmayanlar önde gitti de siz neden geldiniz diye hesap vereceğiz. Bunun cevabını hazırlayın. Evet, bizim çalışmamız lazım. Güneşten yararlanmamız lazım. Aydan, her şey emrimizde. Hayvanı da emrimizde. Kuşu da emrimizde. Şunlar sınırları var. Bu sınırlar dahilinde hepimizin kullanabiliriz. Yeme bakımından işte böyle leş yiyen,
yırtıcı kuşlar yenmediği gibi yırtıcı balıklar da yenmez, hayvanlar da yenmez. Bildiğiniz temiz eti, temiz olan eşek eti, bu arada tabii katır eti, at eti, evet bizim Anadolu Osmanlı uleması, Hanefi fukahası at eti tahrimen nekruhtur diyorlar. Ama Orta Asya ülkelerinde at sürüleri gördük, besliyorlar. Tahrimen mekruhtur. Yenmez yani. Yenmemeli. Yenmemeli. Efendim harp aletiymiş de falan. Yok değil. Harp aletiyle ilgisi yok. Öyle de olabilir. Ama eşek de harp aleti. Ona da eşek şeyi taşıtıyorlar. Yük taşıtıyorlardı. Katır da eşeğin az büyüğüdür. Atla katır arasıdır. O da yaman yük taşıyıcıdır. Sarp kayalara tırmanır. Ama eşek etini döktürmüş peygamberimiz. Hem de açlık tehlikesine rağmen Hayber'de döktürmüş. Tırnağı tek, geviş getirmiyor. At da aynı ona benziyor. Sadece o pijamalı eşek, yaban eşeği, zebra dediğiniz şey istisnaen, nasıl bakın balık, ölü balık bana helal kılındı gibi, zebra yenebilir. Zebra için özel hüküm var. Zebra yenebilir. Ama illa ye değil, o yenebilir. Evet, ölü kesilmemiş hayvanı yemek, kuş da olsa, yenecek hayvan da olsa caiz değil. Evet, ben tabii uygulamak isteyenlere duyuruyorum. Hadis dolayısıyla, ticaretle ilgili hadis dolayısıyla, koyun sürüsüne gece yolu geçerken tır dalıyor. 100 tane, 200 tane koyun vuruyor, eziyor, öldürmüş. 100 koyun. 20'şer kilo olsa şu kadar, 2500 kilo. Etin kilosu şu kadar. Bu atılır mı? Evet. Müslümansan atacaksın arkadaş. Müslümansan atacaksın. Onu hemen kasla görasında orada temizleyip satıp kasaplara et diye satarsanız o Müslümanlar yarın ruzu mahşerde hesap vereceksin, hesap soracaklar. Çünkü pis eti yedirdin, kesilmedi çünkü onlar. Trafikte ezdi onu, tıra ezdi, kamyon ezdi. Evet, bunlar oluyor. Olmaması lazım, olmaması lazım. Senin de ilgilileri iyi tayin etmen lazım, görevlileri. Ben Müslümanım, saygı duy. Evet, bu medeniliktir. Amerika'da Yahudiler kanun çıkartmış. Domuz ürünü yoktur bu gıdada diyor. Yani hiçbir domuz ürünü yok. Yağı da yok, bilmem mayası da yok, eti de yok, kemik tozu da yok. Domuzla ilgili hiçbir şey yok diye kanun çıkartmış. Orası dünyanın en medeni ülkesi, en güçlü ülkesi. İnsanlık gereği bir saygı duyacaksın. Yiyene karışmıyor, yiyen yiyor. Ama bunda domuz ürünü yoktur diye de yazdırmışlar. Sen de gerekli kişileri, görevleri sen de ona göre tayin et. Onlar da Müslüman olarak senin yiyeceğin işine dikkat etsinler. Evet efendim, kesilmeyen hayvan yenmez. Derisini, tırnaklarını, boynuzlarını kullanabilirsin. Derisini, tırnaklarını, boynuzunu kullanabilirsin. Ama etini, kesilmeyen hayvanın eti alınıp satılmaz. Evet, ölü hayvanın yağı da alınıp satılmaz. Evet, fare alınıp satılmaz. Yılan alınıp satılmaz. Çin'de yeniyor bunlar. Yenmeyen yok. Canlı her şeyi yeniyor Çin'de. Gözümle gördüm. Biz yemeyiz. Biz Müslümanız. Allah yasak ediyor. Bu arada haşerat yenmez. Fare, yılan, akrep yenmez, satılmaz da. Müslümana satarsanız parası haram olur. Bunu arz etmek istiyorum ben. Evet, malın böyle murdar olmaması lazım. Bilinmesi lazım. Niteliği bilinmesi lazım. Niteliği diyorum, mesela kurban kesmek için sığırın 2 yaşını tamamlaması lazım. 1 yaşında iri tosunu bu kurbanlık diye satarsanız haram olur. Paranız, aldatıyorsunuz. Adamın ibadetine engel oluyorsunuz.
Öbür tarafta hesabı var bunların. Ben onun için arz ediyorum. Kabul ederse tabii adam bunları uygulasın diye. Bunları onun için size duyuruyorum. Mal mevcut olmalıdır. Bir ton hamsi ver elini. Olmaz. Denizde daha tutmadın. Belli değil. Mal mevcut olmalı. Satıcının yanında olmalı. Evet. Sudaki balık satılmaz. Havada satılmaz. Havada kuş. 1000 keklik sana. Tamam. Kaç para? Yok. Daha sorulmadın ki. Vur gel. Tamam. Av mübah. Efendim işte zevk için o hayvanseverlik şeysi ayrı. Ben avcı değilim. Avı da sevmem. Ama haram mı? Hayır, haram değil. Haram değil. Bismillah dere atarsınız. Yencik hayvanları avlayabilirsiniz. Ölmeden evvel yetiştiğiniz zaman da kesmeniz lazım. Kesmeniz lazım. Ama siz varınca kadar kurşun yarasından ölürse yiyebilirsiniz. Afiyette yiyebilirsiniz. Evet. Havadaki kuş, sudaki balık belirsiz olduğu için, mevcut olmadığı için henüz böyle pazarlık akit olmaz. İneğin karnında yavru, inek belli, mantofon veya koçtan karnındaki öyle olacağı belli. Yok, doğursun ondan sonra. Doğurmadan karnındaki yavru satılmaz. Mevcut değil henüz. Doğarken ölecek belki. Değil mi? Doğsun hele. Memedeki süt de sağılmaz. Bu inek her gün 30 kilo süt veriyor. Tamam işte yok sağ ondan sonra. Süt biyo süt olsun ondan sonra. Evet, her konudaki ilgili kişilere duyurmak için arz ediyorum. Meyvecilik, sebzecilik yapıyor. Çiçek açmış ağaç. Çok çiçek var. Ver elini. Kaç para? Yok, olmaz. Çiçek halinde meyve satılmaz. Çiçekten sonra nohut gibi olmuş. Meyveler... Uzmanlarını getirdin mi? Bu bahçeden 40 ton portakal çıkar. 10 ton elma çıkar. Uzman olur. Fakat çiçek halinde olmaz. Evet. Mevcut olmalıdır. Evet. Ben dinimizin hükümlerini arz ediyorum. Kitapta olanları size aktarıyorum. Elçiye zeval olmaz. Eski köye yeni adet koymuyorum. Şimdiki uygulama başkaysa ben ona karışmıyorum. Ben Hanefi fıkhında dinimizin hükümlerini size arz ediyorum. Bunları özellikle söylüyorum, kızmayın diye. Teslim alınmamış taşına bir mal satılmaz. Peygamberimiz hadisi var. Men ibta'a ta'aman fela yebi'u hatta yestevfiyehu. Taşınabilir malı, bir gıda maddesini satın alacaksın, teslim alacaksın. Teslim aldıktan sonra başkasına satacaksın. Pazarlığı yaptık. Ondan sonra hemen daha pazarlığı yaptık. Mal teslim falan olmadı sana. Telefonu açıyorsun, başka yere satıyorsun. Olmaz. Satılmaz. Peygamber söylüyor. Ben de o hadisi size duyuruyorum. Fıkıh kitaplarındaki hükümleri de size aktarıyorum. Taşınabilir mal teslim alınmadan başkasına satılmaz. Teslim alınmış olmak, alan adamın hakimiyet sahasına girmesi demek. Bir başkası ona el süremez. O onun demek. Mesela yani zorlayarak söylüyorum. Hocalar çoğu kabul etmez ama Tire'de yatan büyük Anadolu'nun ilk fatihlerinden, büyük alimlerinden İbn-i Melek Hazretler var. İzzettin İbn-i Melek, onun Mebarikül Ezhar diye kitabı var. Men ibta'a ta'aman fela yebi'u hatta istavfi hadisinin şerhinde, açıklamasında, o da büyük bir alim, Türk alimi, Anadolu ilk gelen, o diyor ki mesela diyor fabrikada, iş yerinde Ali için diye mal ayrılmış, şöyle kenara konmuş. Daha o kimseye satılamaz. Başkasına verilemez şekilde adam adına ayrılmışsa bu da teslim alma yerine geçebilir diyor. O söylüyor, ben değil. Benim öyle bir yetkim yok. Aktarıyorum. Kamyonun göndermişsin, tırına yükletmişsin. Şoförün göndermişsin. Bu da senin teslim alman olur. Ha bu malı alo satabilirsin. Böyle değil. Telefon şeyde, fabrikada pazarlık ettin. 1000 adet şu. Daha imal ediyor herif. Yok. Olsa bile 1000, 1 milyon adet var ondan. Sen oradan 10 bin almışsın. Hangisi ne?
Daha ayrılmadan senin adına bir başkasını satamazsın diyor. Peygamber söylüyor. Hadis var öyle efendim. Böyle senin adına tahsis edilecek. Bu neye? Bunu iktisatçılar daha çok bilir. Böyle oturduğu yerde daha mal, daha fabrika imal edilmeden 3-4 katına çıkıyor. Fabrikada 3 liraysa bakıyorsun 30 liraya çıkmış. Van'ın bilmem ne köyünde. Telefon daha imal edilmedi. Eline geçmedi adamın. Böyle hızlı enflasyonları filan fiyat dalgan önlenmek için herhalde böyle gene de peygamberimizin hadisi öyle. Taşınır malı almadan, kabz etmeden, teslim almadan başkasına satmayın emrini ben aktarıyorum. Faydasını biz iktisatçılar sorarsınız. Evet, bunları size duyurmuş oluyorum. Evet, gayrimenkul taşınmaz malı buradan evi, tarlayı alıp oraya götüremezsin. Ha, o zaman onu kağıt üzerinde anlaştın mı? Tamam, onun taşınır hali yok ki. Onu başkasına, bir de miras yoluyla, hediye yoluyla sana verilen malları da teslim almadan kesinleşmişse satabilirsin istisnaen. Evet, ağırlık ve hacim ölçüleriyle alınıp satılan mallar ölçülüp tartılmadan satılamaz. Akdin sahih olması için bu hadis ışığında arz ediyorum. Malın mal tane ile satılmıyor. Tartılıyor. Zeytinyağı mesela. Değil mi? Tartılıyor. Ölçülüyor. Hacim ölçüsüyle veya kilo ile ölçülüyor, satılıyor. Böyle bir malı tekrar tatmadan bir başkasına. Belli kardeşim, ben işte 100 kilo aldım. Hayır. Yeniden satarken bir daha tartacaksınız. Bir daha tartacaksınız. Bunlar dinimizin emirleri. Ağırlık ve hacim ölçülüğüyle alınıp satılan mallar ölçülüp tartılmadan satılamaz. Bunları arz ediyorum, duyuruyorum. Evet. Bir yığın buğday. Savrulmuş harman. Şimdi artık harman savurmak da yok ya. Patozlar, diğer şeyler anında hem biçiyor hem samanını bir tarafa, buğdayını bir tarafa yığmış şöyle. Harman, o buğdayı satabilirsiniz. Koyun sürüsü önünde. O koyun sürüsünün olduğu gibi, içinden bir tane değil, herhangi biri değil. Koyun sürüsü olduğu gibi gözünün önünde. Bunu toptan satabilirsiniz. Efendim, buğday yığınını toptan satabilirsiniz. Bir kamyon meyve, bir kamyon domates gözünün önünde, bir kamyon buğday satabilirsiniz. Evet, bir top kumaş. Biliyorsun zaten gözünün önünde. Bu kumaş topun ne kadar olduğunu biliyorsun. Satabilirsiniz. Teslimden önce satılan şeyde oluşan fazlalık alıcıya. Malı aldı sattınız, daha teslim etmedin. İnek yavruladı, alıcınındır. İneği çaldılar teslim etmeden, satıcınındır. Zarar satıcının, kar alıcınındır teslimden evvel. Dinimizin hükmü bu. Görmeden satış caizdir. Ama adamın söylediği şekilde çıkmazsa vakti bozma hakkı vardır, fasittir. Mesela şu 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 kalitede demiş, görmeden tamam demiş, bakmış hiç ilgisi yok. Numune var, standart mal, numune var. Aynı fabrikasyon, hepsi aynı parça. Numune malın tamamını görmek yerine geçer. Gördün numuneyi, aynı numuneden daha dönmek yok. Sözden çıktı, akış tamamdır. Evet, bedelin bilinmesi lazımdır. Ben size bunları arz ediyorum. Uygulamanız nasıldır bilmem. Gerçi biraz esnaflık yaptırıyor ama İmam-ı Azam ticaret erbabıymış. Esnafın, tüccarın halini bilirmiş. Onun için fetvaları çok tutarlı. İmam Şafii Hazretleri süper bir insan ama gariban, kuruşu yok. Kitapları yutmuş, süper, dahi bir adam. Oturmuş masadan ahkam kesmiş, imamdır. Fakat öteki hayatın içinden geldiği için İmam Şafii daha sonra hayatın içine atılınca %60 dönmüş fetvalarından, hayatın gerçekleriyle karşılaştıktan sonra. İmam-ı Azam tüccar adam. Bu söylediğim hükümler İmam-ı Azam'a göre. Bedelin bilinmesi lazımdır. Al sana 10 ton incir. Eylül ayında raiç neyse onun üzerinden
aldım sattım. Olmaz. Böyle satış olmaz. Yani ben incirden misal verdim. 20 ton domates veriyor, elma veriyor, portakal veriyor. Şu aydaki rayice göre. Yok yok, olmaz. Alım satım aklı yapıldığı anda mal nasıl belliyse, mevcutsa, olması gerekiyorsa fiyatın da bilinmesi lazım. Kaç para adını koyacaksın? Bu fiyattan üstüne çıkamazsın, altına da inemezsin. Ticaret budur, risklidir. Kar onun için helaldir. Faizden farkı buradadır. Faiz garanti, yüzde şu kadar vereceğim diyor sana. Kar öyle değil ki, bazen tutturursun, bire bin kazanabilirsin. Bazen de tersine gider. Riskli olduğu için de kar helaldir. Onun için fiyatı aldığın anda belli olacak. Belli olacak. Alışveriş yapmış olmak için bu şart. Evet. Satışta bedelin, iş akdinde ücretin akit sırasında belli olması gerekir. Bedeli vadeli verebilirsiniz. Ücreti vadeli verebilirsiniz. Şu fiyattan, şu kalitede, şu kadar malı tamam aldım. Parasını 3 ay sonra vereceğim. Tamam. Olur. Ama efendim 10 ton portakal. Şimdi aldık sattık. Alıp satıyoruz. Kaça? Mesela 1 milyon. Tamam. Belediye. Yalnız ben 5 ay sonra ödeyeceğim. Yo, o zaman 1 milyon 500 olur. Bu olmaz. Çünkü 5 ay zamanı parayı 500 bine satmış alıyorsun. Zaman parayla satılmaz. Zaman parayla satılmaz. Öyle değil. Gelen adama sorarsın. Parası var mı yok mu? Bu tüccarlık akıllı adamdır tüccarlar. Esnaflık insan sarraflıdır. Adam veresim alacak, peşin mi alacak? Yoklarsan onu konuşturursun çeşitli şekillerde. Yalan söylememek kaydıyla. Veya düpedüz sorarsın. Vadeli mi alacaksın arkadaş, peşin mi alacaksın? Fiyatın üstünde etikette yok. Vadeli alacağım, 3 ayda ödebilirim. Bir fiyat söylersiniz. Onu aşağı indirebilirsiniz. Ama fiyat belirledikten sonra bunu 3 ay değil de bir sene sonra, o zaman şu kadar onu diyemezsiniz. Onu diyemezsiniz. Yüksek söylenen fiyatı aşağı kırdırabilirsiniz. Bedava da verebilirsiniz. İkram edebilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, bedelin teslimine dair masraflar alıcıya aittir. O veriyor parayı. Malın teslimine dair masraflar da satıcıya aittir. Dinimize göre böyledir. Senet kırdırmak faizdir. Dinimize göre arz ediyorum. İmam-ı Azam'ın Hanefi fıkhına göre arz ediyorum. Elinde 3 ay vadeli senet var. 1 milyonluk. Gidiyorsun birine diyorsun ki ve bana 500 bin yok, olmaz. Bu faizdir. Bu faizdir. Olmaz. Evet. Şimdi bu hadisten yola çıktık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hani aldanıyordum ya Resulallah, o da diyor ki aldanma yok de. Başlangıçta adamı uyar. Men ba'a ayben lem yubeyyinhu lem yezel fi maktillahi ve lem tezelil melaiketel anuh. Evet, bir adam mal satıyor. Nasıl mal? Şöyle mal. Tamam, verelim. Anlaşıyorlar. Malın ayıbı var. Söylemiyor adam. Bir kimse mal satarken ayıbını söylemezse Allah'ın gazabına uğrar. Melekler de o adama lanet ederler. Aldatmış oluyor. Aldatmış oluyor. Alıyor, satıyor, kayboluyor herif. Nereden bulup da geri alacak? Ama bakın böyle Allah gazap eder. Melekler ona. Gelen mala biz memur kısmı alışverişten pek anlamayız. Pahalı fiyat diye malın pahalısı iyisi olur diye kafamızda öyle bir şey vardır. Halbuki Anadolu adamı aynı malı şuraya koyar, şuraya koyar, aynı maldır. Birisi 3 lira der, birisi 5 lira. Memur gider 5 liradan alır, iyisi diye. Halbuki aynı mal. Esnaf olan bilir tabii. Sen böyle geldi birisi sundu şuna. Bunu alacağım.
O şu fiyattandır. Ucuz, iyi. Yok, ucuz ama beyefendi bunun şu şeyi var, şu eksikliği var diyeceksin. Hocam böyle söylenirse mal satılmaz ki. Ama dürüstlük İslam'da esastır. Dürüst davranırsanız yıkılmazsınız. Öyle diyor Peygamberimiz. Burike lehu. Evet öyle söylüyor. Bereketlendirir Allah dürüst davranırsanız. Yok yalan, aldattın, eksiğini söylemedin. Şişersin şişersin, bir anda sıfır alırsın. Çok vardır gözünüz önünde. Türkiye'nin bir numara adam olmuş gibi görürsün, bir bakıyorsun sıfır. İcralar, hacizler birini takip eder. Haram mal Müslümana yaramaz. Dünyada da yaramaz, ahirette hiç yaramaz. Kul hakkıdır çünkü. Böyle sözünde durmak lazım. Dürüst davranmak lazım. Malın kalitesini neyse söylemek lazım. Söylemek lazım. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Men gashana feleyse minna. Evet, çok ağır. Müslümanı aldatan, bizi aldatan bizden değildir. Çok ağır değil mi bu? Bizden değildir diyor. Çok ağır. Yani gavur ol manasında değil bu da. Çok ağır, veballidir. Çünkü dünyada yaramaz. Ya herif kanser olur, ya bilmem çocuğu trafik kazanı gider. Para ne işe yarar? Haram parayla hadi al götür. Ben çok görmüşümdür böyle. Takip etmişimdir. Çok para kazanmış adam ama kurtlu. Adamın canı, ciğeri, oğlu trafik kazanı gitmiş. Al, para senin olsun. Neye yarar o para? Dürüst olmak lazım. Bir yerden çıkar, ah tutar. Öbür tarafta bir de işin hesabı var. Orada gizli yok ki. Her şey ayan beyan deftere yazılmış. Yakan yapışacak adam. Zulüm bayrağı dalgalanacak. Falanca falanca şu kadar aldatmış. Çarşaf gibi sallanacak. Alamet bayrak. Hadisler öyle. Kısa bir ömür için ebedi alemi yakmaya akıllı adam asla yanaşmamalı. Evet, dürüst olmalı. Dürüst olursan burnun yere sürter, sıkılırsın ama sonra Cenab-ı Hak yürü kulum der, büyürsün, yıkılmaz olursun. Dürüstlük böyledir. Sıddıklarla, nebilerle beraber dürüst tüccar haşrolunur. Aldatan adam bizden değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Evet, kan vermek caiz dediniz diyor. Kan verince süt kardeşi olunmaz. Kan kardeşi olunmaz. Neden diyeceksin? Ben yetkili değilim. İmam olmak kolay değil. Profesör olan adam müştehid olmuyor. Olamıyor. Ayrı nitelikler lazım. Herkesin üstüne çıkmak lazım. Allah'ın lütfu lazım. Neden şu kadar senedir herkes İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin peşinden koşuyor? Bükemediğimiz eli öpüyoruz. Bakıyoruz. Aa, biz o başka. Bu öyle. Evet, şimdi kan aldırma, kan verin peygamber söylemiş, ona da aktarıyor. Çünkü onlar her şeyi biliyor. Evet. Kan vücutta ebedi durmuyor. Verilen kan iş gördükten sonra atıyor vücuduna. Yenileniyormuş. Yenileniyormuş. Doktorlar öyle söylüyor. Onun için kan kardeşi olunmaz. Ama 2 yaşından azken süt emerse bir çocuk, bir kadının sütünü, o kadın diğer çocuklarla kardeş olur. Evlenemez. Mirasçılık yok ama evlenemez. Öz kardeş gibi evlenemez. Süt kardeşliği var ama kan kardeşliği yok. Şimdi fıkıh bilme önemli bir meseledir. Vaktiyle bir ismini söylemeyeyim. Hadisçi süt emenler, süt emenler kardeş olur hadisi var ya, fıkıh bilmediği için koyunun sütünü emenler de kardeş olur demiş. İneğin sütünü emenler de kardeş olur demiş. Herkes birbirinin ineğinin, koyunun sütünü emmiş. Bulunduğu yerde senin demişler öldüreceğiz. Herkes kardeş. Evlenmişler. Böyle hüküm olur mu? Adam kaçmak zorunda kalmış o memleketten, yoksa öldüreceklermiş. Herkes birbiriyle evlenmiş çünkü. İnsan sütünü, aynı ananın sütünü 2 yaşından evvel, 2 yaşını doldurduktan sonra emse şey yok, problem yok. Bunu da artık siz çok iyi bilirsiniz.
kocasının midesine karısının sütü gitse problem yok. Telaşlanmaya gerek yok. 2 yaşından küçükken kardeş olur. Evlenme imkanı o zaman ortadan kalkar. Evet, onu soruyorlar. Evet, biz de onu size söylüyoruz. Evet, Peygamberimizin bu hadisini size böylece arz etmeye çalıştık. Bu şartlarda ticaret iyidir. Dürüst olmak kaydıyla. Bir de Peygamberimiz ortaklığa teşvik ediyor. Şirket kurmaya. 2 kişi ortak olursa diyor, dürüst davrandıkları sürece, birbirlerine hıyanet etmedikçe, üçüncüsü Allah'tır diyor. Ortak, üçüncü ortak Allah'tır. Allah'ın ortağı olan yıkılır mı hiç? Dürüstlük bu kadar güzel ticarette. Yıkılmaz adam olur, büyür. Büyür. Evet, bunu da size arz edeyim. Evet, bu hadis-i şerifi Tirmizi, Beyhaki, Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.